İran'la Batı dünyası arasındaki tansiyon düşmek bilmiyor. İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmasını isteyen Batı dünyası ile yaşanan gerginlik son günlerde bir radde daha arttı. Çarşamba günü başkent Tahran'da bir nükleer fizikçinin bombalı saldırıya kurban gitmesi İran'ın özellikle İsrail'e ateş püskürmesine yol açtı. 32 yaşındaki nükleer bilimci Mustafa Ahmedi Ruşen, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin başlıca merkezi olan Natanz tesisinin yöneticilerinden biriydi. İran basını saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarken hükümetin gerekli yanıtı Tel Aviv'e vermesini istedi. İsrail bu terör saldırılarıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetlerini engellemeyi amaçlıyor. İran'ın elindeki Birleşmiş Milletler'e de sunacağı kanıtlar, İsrail'in terör sayesinde İran'da bir güvenlik sorunu ve korku ortamı yaratmaya çalıştığını gösteriyor. Nükleer fizikçiye yapılan saldırının Batı dünyasının İran'ın nükleer faaliyetlerine son vermesini istediği bir döneme denk gelmesi dikkat çekici. Her ne kadar Tahran kabul etmese de, Batılı ülkeler İran'ın nükleer araştırmalarının tehlikeli boyutlar almasından endişeleniyor. Geçtiğimiz pazartesi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, ülkedeki bazı yerleşkelerdeki zenginleştirilmiş uranyum oranının diğerlerine göre çok daha yüksek olduğunu açıkladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatırız şeklindeki tehdidi, donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tatbikat yapması, Amerika'nın boğazın açık tutulmasını şart koşması ve İran hava sahası içinde düştüğü iddia edilen Amerikan drone olayları üst üste geldi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri, Batılılar ve İran arasındaki sözlü atışmalarında giderek arttığını gördük. Bu şartlarda Amerika Birleşik Devletleri bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. Devrim muhafızları ise Körfez'de yeni askeri tatbikatlara devam etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz Aralık'ta İran, Boğaz'ı uluslararası ticarete kapatmakla tehdit etti. Küresel petrol ticaretinin %20'sinin bağlı olduğu Boğaz'ı Tahran şu ana kadar kapatmadı.